Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sayın Başkan, muhterem kardeşim Mahmud Abbas, Sayın Rektör, El-Kudüs Üniversitesi'nin sayın temsilcileri, muhterem konuklar, başta değerli dostum Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas olmak üzere hepinize Ankara'ya hoş geldiniz diyorum. Kadim dostumuz, Filistin davasının yorulmak bilmeyen lideri Sayın Başkan Abbas'ı ve heyetindeki kardeşlerimizi bir kez daha ülkemizde görmekten duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyorum. El-Kudüs Üniversitesi'nin değerli rektörüne, değerli çalışma arkadaşlarına, çok değerli bize, şahsıma bu anlamlı Fahri Doktora ünvanını tevdi ettikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Türk halkının kalbi, Kudüs konusu gündeme geldiğinde daha heyecanla atıyor ve Türkiye bu konudaki tarihi sorumluluğu her zaman omuzlarında hissediyor. Türk halkı için Kudüs bir hoşgörü, barış ve kardeşlik şehridir. Ve az önce hocamızın İsra suresini başlangıcındaki ayetle ortaya koyduğu ve değerli başkanımızın yine aynı ayeti tekrarıyla teyit ettiği Mescid-i Haram'dan buradan Miraç'a yükselmeleri bizler için Kudüs'ü anlamlı kılan şüphesiz ki bir teyitti. Bu anlayış bize tarihimizin bıraktığı bir mirastır. Birçoklarının unuttuğu bu noktayı bugün Sultan Süleyman Han'ın inşa ettirdiği Kudüs eski şehrinin duvarlarında bulunan ayrıca Yafa kapısı olarak da adlandırılan Halilül Rahman kapısının girizgah kitabesi bize hatırlatıyor. Bu kapıdan şehre girenlerin okuyabileceği kitabeye kelime-i tevhidin yanı sıra Osmanlı hoşgörüsünün bir göstergesi olarak şehrin üç semavi din içinde taşıdığı öneme binaen İbrahim Halilullah ifadesi ebediyete kadar kazınmıştır. Bu durum bugün de aynen geçerli olan bakış açımızı yansıtmaktadır. Bu kutsal şehirde Filistinli kardeşlerinin ne zaman canı yansa halkımızın da bilesiniz ki canı yansa. Bu dün de böyle, bugün de böyle. Barış'ın ise bir küresel barış ve uyum merkezi haline gelmesi en temel ve samimi arzumuzdur. Bu görünümün bizlere verdiği mesaj, dini ve kültürel mirasımızın ortaklaşa korunması, şehrin tek bir din ve millet zaviyesinden yeni ve suni bir düzene maruz bırakılmamasıdır. Şu anda
İsrail'in yapmak istediği budur. Ama buna müsaade etmek asla mümkün değildir. Buna ne İslam dünyası müsaade edebilir, ne de Hristiyan dünyası müsaade edebilir. İsrail izlemekte olduğu politikalarla Kudüs'ün binlerce yıllık Müslüman ve Hristiyan tarihiyle Filistin geçmişini silme çabasındadır. Yürüttüğü kazılar kutsal mekanları tehdit etmektedir. Başbakanlığım döneminde yapılan bu kazılarla ilgili oralara mimarlar gönderdim. Arkeologlar gönderdim. Mühendisler gönderdim. Ve sanat tarihi elemanlarını gönderdim. Mimarlar hepsi yaptıkları bu incelemeler neticesinde bir rapor hazırladılar. Ve bu raporu ilgili bütün vakıflara, sivil toplum kuruluşlarına ve dünyadaki devlet başkanlarına, hükümet başkanlarına gönderdik. Filistinlilere kendi toprakları olan Doğu Kudüs'te inşaat izni verilmemektedir. Kudüs'teki Filistinlilere ait evler bir bir yıkılmakta ya da istimlak edilmektedir. Doğu Kudüs bugün Yahudi yerleşimleriyle tamamen çevrelenmiştir. İsrail tarafından inşa edilen ayırım duvarı ile Kudüs'ün Batı şeria ile fiziki, siyasi, kültürel ve sosyal bağlantısı kesilmiştir. İsrail bu şekilde Kudüs'ü diğer Filistin topraklarından ayırmayı amaçlamaktadır. Amaç, buranın gerçek sahipleri olan Filistinlileri yıldırmak, ana vatanlarından söküp atmak, bu şekilde şehrin tarihi yapısını ve dokusunu değiştirmektir. Bugün şahsıma fani doktora unvanı tevcih eden El Kudüs Üniversitesi de bu siyasetten en ağır şekilde etkilenen kurumlardan biridir. El Kudüs Üniversitesi de diğerleri gibi İsrail tarafından gayri hukuki olarak inşa edilen ve birkaç cılız ses dışında dünyanın gözünü yumarak izlediği utanç abidesi ayrım duvarının dışında bırakılmıştır. Bu duvarı yapanlar, yapılmasına göz yumanlar ve çivisine, harcına utanmadan katkıda bulunanlar tarih önünde bir gün hesap vereceklerini unutmamalıdırlar. Sayın Başkan, Sayın Rektör, El Kudüs Üniversitesi'nin Türkiye ile ilişkileri özeldir. El Kudüs Üniversitesi'nin İsrail tarafından tanınmayan diplomaları ülkemiz tarafından tanınmaktadır. Bırakın tanımasınlar, önemli değil. Ne ki İsrail? Hiç önemli değil. Bundan birkaç yıl önce El Kudüs Üniversitesi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı arasında imzalanan protokolle üniversite bünyesinde bir Türkoloji bölümü kurulması kararlaştırılmıştır. Anılan bölümün en kısa zamanda gerekli akademik kadrolarla da desteklenerek üniversitenin aktif bir ana bilim dalı olarak faaliyet göstermesini arzu ediyoruz. Yine TİKA tarafından tefriş edilen El Kudüs Üniversitesi içinde bir dersliğin yabancı diller bölümü öğrencilerinin
severek devam ettikleri Türkçe dershanesi olarak faaliyet göstermesinden de memnuniyet duyuyoruz. Bu dershanenin faaliyetleri de önümüzdeki dönemde güçlendirilerek inşallah yoluna devam edecektir. Geçtiğimiz yıl Kayseri Erciyes Üniversitesi ile El Kudüs Üniversitesi arasında akademik hayatın her alanında bilgi, personel ve öğrenci değişimini amaçlayan bir işbirliği protokolü imzalamıştı. Bu protokolün tüm veçeleriyle işlevsel hale getirilmesini destekliyoruz. Harem-i Şerif'in Pamukçular Kapısı girişinde bulunan ve halen El Kudüs Üniversitesi'ne bağlı Kudüs Araştırmaları Merkezi'nin faaliyet gösterdiği Osmanlı döneminden kalma tarihi hamamın restore edilmesi amacıyla yine TİKA tarafından bir ön çalışma başlattık. Geçtiğimiz yıllarda Kudüs Başkonsolosluğumuza tayin ettiğimiz bazı genç diplomatlarımız da bu merkezden istifade ettiler. Merkez tarafından düzenlenen Arapça dil kurslarını başarıyla tamamladılar. Yakında Kudüs Başkonsolosluğumuza bağlı Türk Kültür Merkezi'ni Kudüs'ün merkezinde tarihi Osmanlı evi içinde yeniden faaliyete sokacağız. Bu merkez en kısa zamanda Gazze ve Batı Şeria'da açılacak şubeleriyle tüm Filistinli kardeşlerimizin istifade edebilecekleri bir mekan olarak hem El Kudüs Üniversitesi ile hem de diğer tüm Filistin eğitim kurumlarıyla yakın işbirliği sergileyecektir. Sayın Rektör, Kudüs'e 13 asırdır en iyi şekilde sahip çıkmaya çalışan bir aileden geliyorsunuz. Ve Hazreti Ömer döneminden itibaren Kıyamet Kilisesi'nin kapıcılığını ailenizin büyüklerinin yaptığını biliyoruz. Ve az önce de bizzat rektörümüzden bunu dinledim. Çok manidar bu. Bakın, bir Müslümanın Hazreti Ömer tarafından bu kiliseye herhangi bir şey yapılmasın diye oraya bir kapıcı, bir bekçi tayin etmesi manidardır. Bu Müslümanların farklı inanç gruplarına karşı, onların mabetlerine karşı nedenli anlayışla davrandıklarının en güzel bir örneğidir. Şimdi dünyaya bakıyorsun ve dünyada maalesef özellikle İslam dışı güçlerin İslam'a fobya olarak yürüttükleri çalışmalara baktığınızda bir taraftan sevgili peygamberimize yönelik ahlak dışı adice hazırladıkları filmler, karikatürler kabul edilebilir şeyler değildir. Mabetlerimize yönelik yapılan birçok çirkin yaklaşımlar kabul edilebilir bir şey değildir. Ama biz bütün bunlara rağmen telkinlerimizi hep şöyle yapıyoruz. Yine sabır. Çünkü biz biliyoruz ki sabrın sonu selamettir. Yine biz biliyoruz ki sevgili peygamberimizin mescitte ibadet esnasında